Hepinize kocaman merhabalar. Bugün sizlere harika bir su dalgası yapacağım. Hem de hiç ısı, maşa kullanmadan. Su dalgalarını hepimiz çok seviyoruz ve son yıllarda çok moda oldular gerçekten. Ve bunları yapmak için kalın maşaya ihtiyacınız yok her zaman. Şimdi videoya geçelim ve nasıl bu güzel dalgalara sahip oldum hep birlikte izleyelim. Bu kolay saçı yapmak için sadece iki tane şey ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi ıslak bir saça. Yeni duştan çıkmış olabilirsiniz bunun için. Dilerseniz yeni duştan çıkın. Böyle hafif kurumuş olsun saçlarınız. Hafif böyle nemli de kalacak ama şu an benim saçlarım birazcık öyle. Şöyle. Birazcık nemliler. Kuruttum ama çok kurutmadım. İsterseniz saçınızı hafif ısıtabilirsiniz bunun için. Kuruysa saçınız ama bu şekilde şekillendirmek istiyorsanız böyle çok az ellerinizi ısıtıp böyle ısıtabilirsiniz. Şimdi sizler için ikinci malzemeye geliyorum. İkinci malzememiz ise çoraplar. Bunlar sizin tercihinize bağlı. Kalın olabilir veya ince çoraplarım da vardı burada. Bir dakika. Veya isterseniz böyle ince çoraplar da olabilir. Saç uzunluğunuza göre boyunuzu ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde uzun boylu. Saçım çok uzun değil ama bunun boyu saçıma yeter diye düşünüyorum. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle parçamı ayırıyorum şöyle. Saçımızı da geri atalım. Bu birazcık kalın bir çorap. Şöyle. Bunu şöyle koyuyorum. Şimdi buradan bir parça alıyorum. Aynı şekilde bu parçanın kalınlığını siz karar verebilirsiniz. Şimdi bunu böyle dolayacağız. Sonra bunu da böyle doluyorum. Bunu az dolayacağım. Böyle küçük lastik tokalar var. Aynen. Bunu şuradan şöyle tutuyorum. Birazcık komik olacağız. Ama olsun. İkisi aynı şey olacak diye bu tarafıma da bu tokadan kullanıyorum. Çünkü önümüz birazcık daha önemli. Şöyle bunu arkasına koyacağım. Şöyle yine istediğim kadar parçayı alıyorum. Yani saçlarınız kısaysa benim gibi veya kırılmalarını istemiyorsanız, sağlıklı parlayan saçlarınız olsun istiyorsanız bu şekilde saçlarınız kırılmadan saçlarınızı maça yapabilirsiniz. Yine buraya da bir tane takıyorum. İkisinin boyları tam denk olmadığı için böyle oluyor. Saçım resmin içinden kaçıyor ya. Şimdi arkalarına devam edelim. Arkalarına şunlardan kolunu takıyorum. Yine bak böyle koyuyoruz. Şöyle arasına koyacağım. Ve çoraba saçımı doluyorum. Kameramanım yok da bugün şöyle gözüküyor mu diye kontrol ediyorum. Bugün yalnız başımıza bir video çekiyoruz. Hatta bunun lipstikini kullanmam bile gerek yok. Şöyle saç kaldı arkamda. Onları şöyle hemencik doluyorum. Neyse bunları da bu taraftan dolarız. Bir tane daha alıyorum. Son olarak
3 tarafımı alacağım. Şimdi bunları bir şekilde bırakıyorum. Hemen çok değil, 5-10 dakika falan bırakacağız. İsterseniz siz bunu beklerken yüzünüze, isterseniz siz bunu beklerken makyaj da yapabilirsiniz. Ben daha öncesinde sizlerle video çekeceğim için makyaj yapmıştım. Ama eğer seçim yapmış olsaydım bunları arkaya atıp makyajımı tamamlardım. Şimdi bu şekilde istediğim şekillerde bunları doladım. Birazcık bekleyeceğiz. Çok kısa. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Gerçekten çok güzel oldu dalgası. Sanki maşale yapmışım gibi oldu. Şimdi hemen bu tarafı açıyorum. Ay birazcık saçımı sıkmışım. Bu da fena olmadı. Şimdi sıra geldi işte buraya. Gerçekten bu da oldu. Ama önce tabi bunları yavaş yavaş açacağım. Daha sonrasında hafif dağıtırız. Şöyle bir su dalgası gibi olacak. Çünkü ben biraz kalın çoraplar kullandım. Siz biraz daha dalgaların belirgin olsun isterseniz daha ince çoraplar da kullanmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Bunu da açalım. Hazır mısınız? İşte böyle. Tabii ki çok büyük dalgalar elde etmiyoruz bununla alakalı olarak. Su dalgası yapıyoruz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Benim saçlarım düz olduğu için bu dalgalar tam su dalgası kıvamına dönüyorlar. Gerçekten benim çok sevdiğim bir saç modeli ve yaklaşık olarak 2 yıldır falan sürekli su dalgası kullanıyorum. Gayet modern gözüküyor bence. Siz de günlük hayatınıza kolayca tercih edebilirsiniz. Normal su aksı yapmak için kalın maşalar birazcık pahalı. Kalın maşalara ihtiyacınız olmadan ve saçlarınız kırılmadan harika su dalgalarına sahip olabilirsiniz. Her hafta bir kere video paylaşıyorum. Bunu zamanla 2'ye çıkartabileceğimi, 2-3'e çıkartabileceğimi düşünüyorum. Umarım beni takip ediyorsunuzdur. Lütfen takipte kalın. Video önerileriniz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siz ne kadar çok beğenirseniz, abone olursanız ve yorum yaparsanız ben de sizin istediğiniz gibi videoları daha çok paylaşırım. Buna emin olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Her hafta çarşamba günü video paylaşıyorum. Unutmayın. Saat 6.30 gibi diyebilirim. 6.30 6 çeyrek olabilir. Bunun için videolarımdan haberdar olmak için abone olun yanındaki küçük zile de basabilirsiniz. Instagram hesabımı altta paylaşacağım. Instagram'dan beni her zaman görebilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sizleri tekrardan çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.